Adım Selim Çalışan, 49 yaşındayım. Baş dönmesiyle başladı benim bu iş. Ondan sonra bir de çok yürüdüğüm zaman veya hızlı bir hareket ettiğim zaman kesilmeler oluyordu. Eko çekildi. Eko da benim önceden geçmişte kalp romatizması olduğumu, yani çok boğaz enfeksiyonu geçirdiğimden dolayı kalp romatizması ve kalp romatizmasının dolayı da kalp kapağımın küçüldüğünü tespit yapıldı. Bunu da tabii biz neye karar verdik? Eşim de işte o hastane bu hastane derken 4-5 hastane gezdik. Tabii çok hastaneye gittim. Çok doktorla görüştüm. Ama araştırırken Haşmet Hoca'nın isimlerini çok duydum. İşte çok övüyorlardı. İşte olmuş olan insanlar vardı, ameliyat olmuş insanlar vardı. Ondan sonra dedik bir de biz gözükek dedik. Çünkü 4 hastane, 5 hastane gezdim ben. Ve gittik yanına. Ve hocam sağ olsun bilgilendi bizle. İşte göğüs altı olayını daha önce bilmiyordum açıkçası. Koltuk altı ameliyatını ilk o zaman duydum. İlk o zaman duydum. Ve hakikaten de kaygılarım vardı. İşte çalışabilir miyim? Tekrar eski yaşantıma devam edebilir miyim? Edemez miyim? Ondan sonra dedik kararı iyi ki devam. Güzel o zaman dedik. Koltuk altından dedik. Hocamla tabii onun bilgilerini almaya çalıştık. Hep göğüs üzerinden. Yani göğsün tam ortasında keseceğini biliyordum. Ve eşim, dostum hep böyle ameliyat olan insanları da gördük. Ne diyeyim ben size? Yaşamlarına çabuk dönemiyorlar. Yani gördük. Sonra tabii gene karar veremiyoruz. Niye? Tedirginim çünkü. Dedim ne yapayım ne yapayım? İnternetten araştırayım dedim. İnternete girdim, araştırmaya başladım. Hocamın secdesini okudum. Ondan sonra iyi bir insan olduğunu ve çok güzel operasyonlarda bulunduğunu, başarılı olduğunu ve genç yaşta profesörlüğü kazandığını, ondan sonra bunları öğrenince karar kıldım. Ben bir hafta olmadan, yani 4 gün içinde ben hastaneden çıktım. Yani ameliyat oldum, 4 gün sonra hastaneye çıktım. 10. gündü, 11. gün müydü, tam şey yapamıyorum ama kızım Konya, Selçuk Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Kızımın kep töreni var. Şimdi kızım orada nacar, ilk çocuğu. Bir baktım şöyle kendimi bir hisse yapayım, deneyeyim dedim. Baktım kullanabilirim. Ve günübirlik hem gittim ve hem geldim. Yani 10 günde yani araç kullanıyorum, fites değiştirdim. Arabam otomatik değil, manuel. Yani o vaziyette sağ taraftan koltuk atı ameliyat olmama rağmen gayet rahat kullandım. Demek ki bu ameliyatının çok güzel olduğu, ne bileyim, rahat olduğu ve yaşamına, tekrar eski yaşamına çabuk döndüğünü karar kıldık. Yani Haşmet Hoca'nın bu ameliyatı yapmadan önce bilmiyordum. Bildiğimi öğrendikten sonra artık niye ben göğsümden kestireyim? Biz çünkü bedene çalışan bir insanız. Ayakta duruyoruz. Arkamda bir pres var. Orada mesela kalıplık işler var. Mesela onun yeri geliyor 3 kilo, yeri geliyor 5 kilo, yeri geliyor 60 kilo olan civarında parçalar da var. Mecburen tabii ben göğüsten ameliyat olmuş olsaydım o parçaları ben kaldıramayacaktım. Niye? Çünkü göğüs kafesim kesilmiş olan bir operasyon görmüş olacaktım. Onun için de bu ameliyatı ne yaptık biz? Haşmet Hoca'nın sayesinde koltuk altı. Yani hem kısa zamanda iyileşmemi hem de göğüs kafesimin kesilmemesine sebebiyet verdi. Ve bundan çok 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 memnunum ben. Bizi bir elimize bakan insanlarımız var. Ne yaptık ne yaptık? Dedik başlayalım işimize. Tabi 3 hafta veya oldu olmadı yani. Tekrar işime kavuştum. Ve hiçbir şekilde olmamış gibi ve şu anda işime devam etmekte durumdayım şu anda. Yani gösterebilirim de şu anda göğsümde hiçbir kesik yoktur. Hatta şöyle bir yapayım, ben size şöyle bir şey göstereyim. Koltuk altı ameliyatı olduğunu ve kısa zamanda çabuk toparladım. Yani şu olmasına rağmen bile benim şu anda hareketlerime hiç engel değil. Her türlü hareketi yapabiliyorum. Herkes nereden biliyor? Hep göğüsten yapılıyor. Şimdi böyle bir ameliyatı olacak insanlar ve kişiler varsa Haşmet Hoca'nın yanına gidebilirler rahatlıkla. Veya artı diyebilirim ki koltuk altını tavsiye edebilirim. Hocam sağ olsun beni kısa zamanda sağlama kavuşturdu ve işime döndüm. Yani hocama çok teşekkür ederim. Yani Allah ondan razı olsun.